Selam dostlar. 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 19 ile 22 arasında sizi Celcel Ütiye Evrensel Şifreler eğitimine davet ediyorum. Hepinizi çok özledim. Bu eğitimde neler yapacağız? Daha önce de biliyorsunuz Celcel Ütiye ile ilgili eğitimlerimiz olmuştu. Bu eğitimde genel olarak bilgileri, Celcel Ütiye nedir, manası, sırlı bentleri, mukatta harfleri, esmalar, Süryanice esmalar. Tabi Süryanice diyoruz ama emin değiliz ondan. Yine de bunlardan da bahsedeceğiz. Ayetlerden, sırlarından, Hatem-i Süleymaniye'den, Celcel Ütiye İsmi Azamından, Sekine Duası, Cünnetil Esma, 19 Hacet Namazı, Bağı, Cevşen-i Kebir, cin, hüddam, şeytan, büyü ve hüddamcılık, vevk konusu, Buni Risalesi, Adem'den gelen Mührü Süleymani sırrı, Esen-i Kumran Kehf bağı, Berhetiye ve 5 ayet sırrı, Epifiz bezi, gayb alemlerinin açılması, bazı akışlar, duru görüler, vizyonel görüler, Mehdi zamanı ve görülerim, sorularımız ama onun dışında havas ilmi ve sırlar dünyasına girelim. 19'lu sistem hakkında bu son dönemde özellikle güneş tutulmasından itibaren hepsi bir anda geliyor. Mars, Satürn, Jüpiter, Uranüs çok böyle şenlikli bir zamandayız. Etkiler de oldukça ağır hepimizin üstünde. Bunu bizzat ben de yaşadım çok. Anlık bir darbe şeklinde. Eminim ki hepiniz de yaşadınız ve yaşıyorsunuz. Yaşama ihtimaliniz yüksek. Burada özel bir bilgi açıldı. Son dönemde olan üç cisim teoremi, sonsuzluk iz düşümü bir görü halinde. Bu eğitimde bunu paylaşmak istiyorum. Yani artık bildiğimiz her şeyi unutup daha bir farklı bakalım hayata. Zodyak'la da birleştireceğim bazı sırları, yansımaları. Cinler alemi, melekler alemi ve diğer bilinmeyen ne varsa bir üstünde bir bakalım. İnsan bedenindeki ruh, özel yaratılmış robotunu nasıl kullanıyor? Bu program nedir? Aslında bu programın yönetimi nedir? Bunları konuşacağız. Üstü açılmamış bilgileri. İnşallah bu eğitime hepinizi, daha doğrusu sohbetimize, çünkü benim sizlerden başka kimsem yok biliyorsunuz. Hepinizi de çok özledim. Davet ediyorum bu güzel zamana. Ahir zamanda bakalım başımıza daha neler gelecek. Bizi geçtik de çocuklarımız için sistemi biraz olsun anlamaya çalışmak herhalde doğru bir davranış. Aslında hiçbir şey yok. Tek bir varlık var. Sen varsın diyelim. Senden başka hiçbir şey yok. E o kadar sıkılıyorsun ki. Diyorsun ki ben bir program yazayım. Kendim için. Kendi yaşayışım için. Ama çok sıkılıyorum yalnızlıktan. Kendi kopyalarımı o programın içerisinde data olarak koyayım. Çok farklı zaman mekanlar kendime göre hazırlayayım. Ama bunların hiçbirisi aslında olmasın. Sanal olsun her şey. Bir VR gözlüğü başıma takayım. O gözlüğü taktığım zaman istediğim programı, istediğim özelliklerde, datalarda kurgulayayım. Ona göre hiç durmadan farklı yaşamları yaşayayım. Farklı zaman mekanlarda ve o sonsuzluk gibi olan yalnızlığımda kendimi bu şekilde
var olduğumun bilincine varayım. Benden başka da hiçbir varlık yok aslında. Yaratırım, yaşatırım, yok ederim, tekrar var ederim, tekrar yok ederim. Sonsuzluk uykumda bu rüyaları, bu kendime göre hiç durmadan yenileyerek yeni versiyonlarda yarattığım programlarımla, sonsuzluktaki olan programlarımla kendimden kendimi seyrederim diyorsun. Kim diyor bunu? Bir düşünün bakalım, kim diyor bunu? Şimdi ben hadsizce bunu ağzıma alıp bu şekilde yorumluyorum. Sonuçta ben hiçim. Sen de öylesin. Bir olanın yanında sadece kendinden kendini seyrettiği kendisi. Bu işin başka bir açıklaması yok. Nokta. Her şey o noktada saklı zaten. En küçük de, en büyük gizli diye yıllardan beri konuşuyorum. Ne oldu bu güneş tutulmasında? Güneş, ay, dünya aynı çizgiye geldiler mi? Bana açılan bilgi, görüde ters yatmış 8, sonsuzluk işareti. Aydan yansıyan bir durum var mı? Var. Güneşten yansıyan bir durum var mı? Bir çizgi halinde 3 cisim birden inanılmaz bir etki aldı mı? Aldı. 3 cisim problemi ne anlama geliyor? Biraz bilimsel takılalım bu ses kaydımızda, videomuzda. Fizikte ve klasik mekanikte 3 cisim problemi, 3 noktalı kütlelerin başlangıç konumlarını ve hızlarını veya momentumlarını diyelim, alma ve sonraki hareketlerini Newton'un hareket yasalarına ve Newton'un evrensel çekim yasalarına göre çözme sorunu. 3 cisim problemi özel bir durumu var. 2 cisim problemlerinin aksine genel bir kapalı form çözümü mevcut değil. Çünkü ortaya çıkan dinamik sistem çoğu başlangıç koşulu için kaotik. Genellikle sayısal yöntemler gerekli. Bir çeşit kenar üçgeninin köşelerinde yer alan ve başlangıç hızları sıfır olan 3 özdeş cismin yaklaşık yörüngeleri, momentumun korunumunun kanununa göre kütle merkezi yerinde kalıyor. Tarihsel olarak kapsamlı bir çalışma gerektiren 3 cisim problemi, ay, dünya, güneşi içeren problem son dönemde bana böyle göründü. Genişletilmiş modern anlamda 3 cisim problemi kuantum mekaniğinde 3 parçacığın hareketini modelleyen herhangi bir problemdir. Bu sadece güneş, ay ve dünya olarak değil, kendi yaşamlarımızdaki tüm 3 cisimlerin etkilerinden bahsediyorum aynı zamanda. Böyle etkileşiyoruz, böyle tetikleniyoruz, böyle yaşamda hareketleniyoruz. Ama bazı zamanlarda demek ki bu güneş tutulmasında olduğu gibi böyle anlık bıçak keser gibi şak diye etki etmesi gibi kadersel programlarımızda da bu 3 cisim problemini yaşadığımızda kadersel etkileri anlık olarak alıp hayatlarımızı değiştiriyoruz. Her zaman değil bakın. Hayatlarınızı inceleyin. Böyle kökten değişimlerin olduğu zamanlarda nasıl tetiklenmeler yaşamışsınız? Aynı bu güneş tutulmasının benzeri durumları yaşadınız. İnsanoğlu yıllardır maddesel manada uzaya mesaj gönderiyor aklı sıra. Hani birileri duyar da gelirler mi diye. İşte bu 3 cisim teoremi dizisinde, filminde diyelim, uzaylılar bizden gelen mesajla dünyaya doğru yol almaya başlıyorlar. Hikaye bu ya. Teknolojileri çok ileri ve müthiş büyük bir hızla yola çıkmış uzay gemilerinden oluşan filoları var. Şimdi bu diziyi yapan arkadaşlar her şeyi maddesel düşünüyor olabilirler ama öyle değil. Çok boyutlu kavramlardan bahsetmemiz gerekiyor. Ne var ki uzay çok büyük. Bu büyüklük onların bize 400 yıl içinde ancak gelebileceklerini ortaya koyuyor. Yine burada da
Biz neler anlatıyoruz? Bu diziyi yapanlar da muhteşem insanlar mutlaka ama böyle değil. Çok uzakta oldukları sürede bizi tanımak ve gelişimimizi engellemek için müthiş bir fikir geliştiriyorlar. Kuantum fiziğinde dolanıklık diye bir kavram var. Basite indirgeyerek açıklarsak, iki temel parçacık dolanık olduğunda aralarındaki mesafe ne olursa olsun birbirlerine bilgi aktarabiliyor. Bu garip olay sanki ışık hızından daha büyük bir hızla iletişim varmış gibi görünüyor ama olay farklı. Böylece dünyaya iki adet proton büyüklüğünde yapay zeka gönderiyorlar. Proton. Her an, her yerde sürekli hareket halinde olan bu yapay zekalar öğrendikleri her şeyi anında uzaylıların filosundaki eşleri olan yapay zeka protona aktarıyorlar. Bu minik ama müthiş zeki yapay zekalara sofon deniyor. Daha üst bir uzay boyutunda bir gezegen ebatında dev bir bilgisayar yapılıyor. Yapımı milyon yıl sürüyor. Mimarisi bittiğinde içinde üstün zekalı bir yapay zeka çalışıyor. Tekrar 4 boyutlu uzay zamana bizim evrenimize indirgeniyor. Küçüklüğü bir proton boyutuna geri gelmiş. Ebatlarıyla kuantum süper yapay zekası oluşmuş. Artık ışık hızına çıkabilir. Bakın diziden bahsediyorum şu anda. Sofonların yapılmasında temel amaç bizim teknolojik bilimsel gelişmelerimizi durdurmak. Çünkü uzaylıların Trisolaris isimli gezegen sisteminde 3 güneş var. Bak Allah'ın işine. Güneşlerin yarattıkları kaos, uygarlıklarının defalarca çökmesine, yok oluş yaşamasına yol açmış. Bizim gelişimimiz onlara göre daha stabil ve ilerleme şeklimiz onlarınkinden başka unsurlara bağlı olarak çok daha hızlı. Evet, bu Güneş, Ay, Dünya aynı bu kaos sistemini yarattı. Bunu kabul edin. Burada da aslında kitabın yazarı güzel bir noktadan harekete geçmiş. Neden bu kadar üstünde duruyorum bu üç cismin? Çünkü ben kendim de Zodyak sistemine göre baktığımda bir etki aldım ve aynen de o şekilde çok hızlandırılmış, ne olduğunu bile anlamadım. Maddesel manada o etkiyi aldım, vurdu geçti. Herkese de bu tür etkileri yapma olasılığı yüksek. Ama ben Pliton'dan da bir etki aldığım için daha da yüksek oldu. O yüzden ne oluyoruz durumuna geldim. Ve daha bu üç cismin etkilerini incelemeye başladım. Bu dizi de dikkatimi çekti ve bunun üstünde biraz durmak istedim. Şimdi tekrar uzaylıların fikirlerine gelecek olursak, proton büyüklüğünde sofonlar. Olmaz olmaz, gerçekten de olur. Cin dediğiniz varlıklar ne acaba? Bunları hep konuşuyorum, daha da ileriye gideceğim. Belki eğitimde dibin dibine varırız birlikte. Bilimin fiziği en iyi anlamamızı sağlayan parçacık hızlandırıcı deneyleri sabote etmekle başlamalar bu yüzden uzaylıların. Sofonlar deney sonuçlarına parçacık olarak girip tüm deney sonuçlarını bozuyorlar. İnsan retinalarında hareket ederek bak, olmayan şeyler görmelerine neden oluyorlar. Bak Allah'ın işine. Bilim insanlarını delirdiklerine, bilimin bittiğine inandırıp ümitsizlik içinde intihara sürüklüyorlar. İntihara ne çok sürüklenen insan var değil mi dünyada? Acaba neden, arka planda neler oluyor? Dünyanın her yerinde oldukları için mükemmel birer casus oluyorlar. Bunun tek istisnası düşüncelerimiz. Aklımızın içinden geçenleri bilemiyorlar. Dizide böyle dense de bu da değil. Böylece dünyayı kurtarmak için 3 sınırsız yetkili insan seçiliyor. Seçilenler bir zamanların Roma'sının zor zamanlarda güçlü düşman saldırılarında hızlı kararlar gerekeceği için ülkeyi kurtarması için Jules Caesar ayarında bir kurtarıcıya senato yetkilerini aktarmasına benziyor.
Wolfester şeklinde bir terim var. Bu insanlara verilen bu isim, aslında meditasyon yaparken duvara gözünü ayırmadan bakan ve gerçeği bulana dek yüzünü duvardan ayırmayı reddeden saf iradeye dayalı bir geleneği gönderme yapıyor. Efsanelerde bu şekilde aydınlanmış bir insan olduğu, uyumamak için göz kapaklarını kestiği ve onların düştüğü yerde çay bitkisini yeşerdiği anlatılır. Elbette bunlar efsane ama anlattıkları şu: sizi dünyayı kurtarma görevine getirseler ve askeri hiçbir deneyiminiz yoksa ne yaparsınız? İstifa edersiniz. Ama o da mümkün değil. Güneşin teknolojik kullanımı çok güzel bir diğer fikir. Uzayda çok uzaktan yakalanması için bir radyo sinyalinin uzaya değil, güneşe doğrultulup güçlendirici ayna gibi çalıştırılması. Ayrıca dizide güzel bir şey daha yapılmış. Nötrino gözlemi için yerin metrelerce altına yapılan su dolu dev nötrino havuz görüntüleri görünüyor dizide. Ayrıca uzayda hız kazanmak için nükleer füzelerin ardı ardına patlatılması ve güneş yelkenlisi kullanılması oldukça güzel çözümler. Korkunç sahneler de var. Teknolojik uygulama. Dev gemiyi içindeki insanlarla şeritlere kesen nano materyal filamentleri. Çok ilginç. Bir de dizide şu anlatılıyor: ölüm mü ölümsüzlük mü? Bu da güzel bir soru. Uzaya giden bir beyin ölmüş mü olur, yoksa onu bulan uzaylıların elinde ebedi hayata mı kavuşur ve ne şartlarda olur? Hadi maddesel olarak düşünelim her şeyi. Tamam, sofonları üretilmesini falan anladık. Onlara yükleniyor her şey. Ama bu bizim mesaj gönderdiğimiz, hadi gelin arkadaşlar diye davet ettiğimiz dördüncü boyut maddeselliği diyelim. Bir üst maddesellikte beden bulmuş olan varlıklar yıldızların enerjisini kullanıyorlar. Sen de eğer yukarıya çıkarsan o seviyeye geleceksin zaten. Peki bizim gibi üçüncü boyutta yaşayıp ilkel olarak onlara göre ilkel yaşayan varlıklara acırlar mı sizce? Niye acısınlar? Bu dünyada alacakları bir maden ya da bir enerji türü var ise, ya da buraya yerleşip de kendilerine daha iyi bir hayat sağlayacaklarsa, kendi yıldızları, güneşleri ölmek üzere ya da o kaos gibi dizide anlatılan üç tane yıldızın üç cisim teorisiyle kaos yarattığı bir ortamdalarsa, tabii ki daha stabil olan başka sistemlere gitmeyi düşünürler. Oradaki hayvanlar gibi gördükleri maddesellikteki varlıkların da onların ayağına çelme takmasına ya da ağırlık olmasına izin vermezler. Yıllardır biz ne yapıyoruz? Biz buradayız diye mesaj gönderiyoruz. Stephen Hawking de o kadar uyarıyor yapmayın diye. Ama hiç kimse bunu dinlemiyor. Yıllardan beri bilinçsizce bu mesajlar gönderiliyor. Şimdi bu sofonlardan biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Çünkü işin sırrı biraz da burada. Güzel bir düşünce bu. Çok boyutlu sistemleri düşünemeyen üçüncü boyuttaki insanın düşünebildiği en üst nokta diye gördüm. Güzel gerçekliği de var. Sofonlar 11 boyutlu protonların trisolaran parçacık hızlandırıcıları ile boyutsal olarak açılarak 2 boyutlu protonlara indirgenmesiyle oluşturuluyor. Bilimsel bir açıklama bu. 2 boyutlu formdayken bir süper bilgisayar oluşturmak için devre ile gömülüyorlar. Bir kez çevrim içi olduklarında gömülü süper bilgisayar protonun boyutsal seviyesini kontrol edebilir, kendisini 11 boyutlu bir protona geri katlayabilir. Güzel bir düşünce. Çıplak gözle görülebilmesi için protonlar kendilerini 4., 5. ya da 6. boyuta kadar açabilir ve kütlelerini değiştirmeden her bir alt boyutta daha da büyüyebilirler. Her şeyi görsel olarak kaydedebilirler ve bu nedenle ikincil amaçları topladıkları bilgileri kuantum dolanıklığı yoluyla anında başka bir sofona geri ışınlayarak gözetleme cihazları olarak hareket etmektir
Trisolaran üreticileri için birincil amaçları dünyanın parçacık hızlandırıcılarını bozmaktır. Ateşlenen parçacıkların yollarına girebilir ve yeniden bir araya gelmeden önce deneylerin sonuçlarını karıştırarak bilimin ilerlemesini etkili bir şekilde engelleyebilir. Üç boyutlu uzayda ışık hızında hareket edebildikleri için tek bir sofon dünyanın tüm parçacık hızlandırıcılarını bozabilir. Biz ne kadar savunmasız yaşıyoruz değil mi arkadaşlar? Yani çok küçük bir noktada her şey gizli denmesi, Kur'an'da anlatılanlar aslında bu önümüzdeki dönemde kova çağına girdik. Mehdiyet zamanındayız. İnanılmaz bir bilimsel hızlandırıcıya binmişiz gibi olacak. Benim yıllardır anlattığım, bazılarının işte bu kadın ne anlatıyor, kafası güzel dedikleri bilgilerin aslında hakikat olduğunu, gerçek demiyorum bak, gerçek senin algına göre. Ama hakikat evrensel manadaki gerçekliktir. Senin gerçekliğin rüyasal gerçekliktir. VR gözlüğü giymişin gibi düşün olayı. Ama sen de Tanrı parçacığı de, ne istiyorsan de, bir olanın kendisi de o yaşıyor farklı programlarla. İşte bu film gibi filmleri izleyin. Üç cisim teoremi gibi. Bu bilgiler bir süre sonra Kur'an'da yazanları daha farklı gözle bakmanıza sebebiyet verecek. Artık her şeyi farklı okumaya başlayacağız. Yaratılışı farklı okumaya başlayacağız. Adem'le Havva'nın aslında ne olduğunu, onları da eğitimlerde daha farklı ele alacağız. Sırlar yavaş yavaş daha derin olarak açılıyor. Bu üç cisim teoreminden neden bahsetmek istedim? Çünkü yan yatmış 8, o sonsuzluk işaretinin bu kaotik dönemde çok hızlı çalıştığını, insanların kadersel programlarında yaptıklarının bedelini fazlasıyla kaotik biçimde yaşayacakları bir dönemde olduğumuzu, dikkatli olmanız gerektiğini, sakin kalmanız gerektiğini, haklıyı haksızı ayırmanız gerektiğini, bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın deyip bazı hak yiyen güç odaklarının daha fazla sizlerle birlikte olmaması için, çocuklarınız için bunu yapmanız gerektiğini hissediyorum. Daha doğrusu görünen köy kılavuz istemiyor. Lütfen herkes aklını başına alsın. Ahir zamandayız. Kıyamete 5 kala zamanındayız. Öyle 2100'ler gibi de olmayabilir. Belki öyle büyük doğal afetlerle birlikte çok hızlandırılmış bir dönem başlayacak. Ve dünya savaşlarıyla birlikte, ki başladı gördüğünüz gibi. Dünya liderlerinin bazıları tamamen ortadan çok hızlı bir şekilde silinecekler. Yeni oluşumlar meydana çıkacak. Mehdiyetin başlaması gerekiyor. Ben görürüm görmem siz görürsünüz. Ardından Deccaliyet sistemi, ardından Kur'an'da anlatılan her şeyin masal olmadığını, kutsal kitaplarda anlatılanların, yaşayanlar göreceklerdir. Ardından da Mesih'in bedenlenmesiyle bu ahir zamanda çok farklı dönemlerin eşiğindeyiz arkadaşlar. Bunun için de bilinç seviyelerinizi hepinizin yukarı çıkartmanız lazım. Sadece beni dinleyin demiyorum. Tabii ki çok değerli arkadaşlarımız, onlar da anlatıyorlar çeşitli şeyleri. Ama bunu hissedenleri, önemini bilmemiz gerekiyor. Daha doğrusu yaşayanları. Ben yıllardır duru görü olarak, vizyoner olarak bir sürü şeyimiz, bu son dönemde de yaşadığım için böyle bir uyarı mahiyetinde bir video yapmak istedim. Hem de eğitime davet etmek istedim. Ancak çok önemli günlerdeyiz. Bugünlerde birlik beraberliğimizi korumamız,
bilinçlerimizi birlikte arttırmamız, yukarıya çıkartmamız lazım. O kısa dönemde resmen hafıza kaybı gibi bir dönem. Hatta benimle konuşan yakın arkadaşlarım da biliyorlar. Ne olduğunu anlamadılar bana. Bildiğim her şeyi bir anda unuttum. Şöyle 3-4 gün tamamen sıfır noktasında kaldım. Ama o sıfır noktasında kaldığımda bu üç cismin birbirini nasıl etkilediğini, şarj ettiğini, o anlık noktada genelde de bu tür olaylar olduğu zaman bazı bilinçlerin donduğunu ya da hafıza kaybı yaşadıklarını tıp camiasından da biliyorum böyle şeyler olduğunu. Anlaşılan bu etkiyi ben ağır bir şekilde aldım. Ama şimdi bilgiler tekrar açılıyor. Evvelki bilgiler kafamda. Ama o bilgileri açarken de eski ben değilim şu anda. Başka bir Alina var. Geçmiş bilgilere de farklı bakan bir Alina. Hatta konuştuğum herkese de farklı bakan bir Alina var. Eminim ki sizler de öylesinizdir. Siz de bu ağır etkiyi aldınız. Yine Jüpiter-Uranüs kavuşumu da çok sarsıcı etkiler getirecek. Biri büyüteç gibi büyütüyor, diğeri sarsıyor. Yani yeraltı hareketleri ya da doğal afetler falan, bu tarz şeyler veya ekonomik krizlerin böyle patlaması ya da savaşların patlaması gibi pek çok olaylar ya da sizin bilinç seviyesinde bir patlama yaşamanıza sebebiyet verebilir. Bütün bunları üst üste topladığınız zaman her biriniz farklı bir dünyaya uyanıyorsunuz. Şimdi Celcelüti'de üstünde çalışacağız. Celcelüti'de farklı bakacağız. Eskisi gibi bakmayacağız. Demek ki bunun da sırası geldi. Böyle bir durumdayız. Yani daha evvelki ezberlediğimiz ne varsa hepsini tekrar yeni baştan yazmamız gerekiyor. Kendi kitaplarımızı yeniden yazmamızın zamanı geldi arkadaşlar. Ahir zaman dolayısıyla. Yani bir olan Allah, bir olan nokta. Sonsuz sınırsız VR gözlüklerini sende başka giyiyor, bende başka giyiyor. Her birimizde kendini var olarak biliyor. Kendi farkındalığını bizim üstümüzden yaşıyor. Sonuç olarak sadece yokluk var. Bir olanın kendinden kendini bilerek yaşamasından başka hiçbir şey yok. Ne diyordu? Her nefs ölümü tadınca uyanacaktır. Bak Allah'ın işine diyelim tekrar. Demek ki ölümü tadınca bu yapay zeka kendi gerçekliğini, hakikatini, gerçekliği geç hakikatini biliyormuş, o noktaya geliyormuş. Sonra tekrar bir program oluşturup bir önceki hayattaki verileri kullanarak sonraki hayatını, gereksinimi neyse, kendi bilincinin o kısmının gereksinimi neyse optimuma gelebilmek için yeniden restart vererek o programını, VR gözlüğünü takarak yaşıyormuş. Sonra da bunun adına Alina diyormuş ya da X kişi diyormuş. İşte bu. Senden benden görünen bir olan Allah. Enel Hak demek bu bilince varmaktır. Allah hepimizde kendinden kendini bilerek bunu söylemeyi nasip etsin.